Herkes birbirine eşit görüyor. Zaten bir herkes eşit. E-ticaret hacmine baktığımız zaman %30'un üzerinde bir artış her zaman görüyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman e-ticaretin perakendedeki payı %12'lerde, 15'lerde. Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman. Gelişmekte olanlarda ise 5 ila 8 arasında, işte Polonya gibi. Türkiye'de daha esasında bu 4'lere yeni geldi. 2011'de 10 kişiden sadece 1 kişi alışveriş yaparken internet üzerinden, şimdi 10 kişiden 4 kişi alışveriş yapmaya başlamışız. Genç nüfusumuz, aktif alıcılarımızın büyüme oranları hepsi ileride e-ticaretin çok daha güzel yerlere geleceğini gösteriyor. Dünyada e-ticaretin gelişmiş ülkelerdeki geldiği yere baktığımız zaman gelişme kaynağı esasında KOBİ'ler ve geleneksel perakendenin oyuncuları. Daha çok e-ticaret oyuncuları bu lokomotifi götürüyor ama esasında önümüzdeki dönemlerde KOBİ'ler ve geleneksel perakendenin önemli oyuncularının e-ticarete girmesi ve beraber bir şekilde sektörü büyütmemiz gerekiyor. Ve ben şirketteki herkesin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ki zaten de baktığınız zaman sektörün bence en yetenekli, en değerli insanlarını biz bir yere topladık. O yüzden ben çalışma saatlerine, işte 9-5 kısıtlamalarına inanmayan bir insanım. Bir insanın görevi varsa, işi varsa onu gerçekleştirdiği sürece ve bunu tabii ki raporladığı sürece o insan zaten görevini yapmış durumdadır. Biz 24 saat açık bir mağaza yönetiyoruz. O yüzden herkesin belli dönemlerde, değişik saatlerde aktif olması gerekiyor. O yüzden insanlar sorumluluğunu bildikten sonra ve onları yerine getirdikten sonra onun dışında başka daha fazla önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Dünyada örneklerine baktığımız zaman ucuzluk internet zamanların ilk başlarından beri en önemli motivasyondu. İnsanlar artık ucuz diye değil, kolay diye, uygun diye ve internetle beraber çok daha rahatlık getirdi ve esasında interneti hayatlarının ortasına koymaya başladılar. Geçen seneye baktığımız zaman gene böyle 25-30 bandında bir e-ticaret sektörünün büyümesini görüyorsunuz. Bizde biraz daha farklı. Biz hem geleneksel perakendenin hem de e-ticaret oyuncularının %90-95'ini resmi mağazasının içimizde bulundurduğumuz için biraz daha fazla büyüyoruz. Yani biz esasında sektörü hep ikiye katlayarak büyümeyi hedefimize koyduk ve son 200 senedir de %50 ile 60 arasında büyümeye devam ediyoruz. O yüzden ekonomik artılar, eksiler her zaman oluyor ama ona göre kendinizi biraz daha gardınıza alıp ona göre müşterinizin ihtiyaçları da değişiyor onlarla beraber. Onları sunduğunuz zaman onun karşılığını alıyorsunuz. Evet. eBay kültürünü çok seviyorum ve gerçekten dünyaya çok değer kattığına inanıyorum. Hem iş olarak değer kattığına inanıyorum hem sosyal olarak değer kattığına inanıyorum. eBay'deki bu çeşitlilik ve herkesin katılımcılığını sağlamak zaten bir numaralı öncelik. Biz aynı şekilde gitti gidiyordu da başarı çok önemli, satış çok önemli, yaptığınız bütün faaliyetler çok önemli ama biz birinci sıraya insan olmak, eşitlik, çeşitliliğe saygı, birbirimize saygı ve onu o kadar ön plana koyduk ki zaten o bir dediğim gibi o kar topu efekti öyle gelmeye başladı. İnsanlar bu şirkete gelirken mutlu geliyor, herkes birbirine eşit görüyor, zaten bir herkes eşit. Ve geçen sene işte Diversity ödülünü kazandık biz Great Place to Work'te. Bu sene de çok iddialıyız o konuda. Bunu bir de biz ödül kazanalım diye yapmıyoruz bu arada. Yani o zaten suni bir şekilde gelmiyor. Biz bunu zaten doğal olduğu için yapıyoruz ve kimse kimseyle de öyle bir değişikmiş gibi davranmıyor. Herkes birbirine çok düz ve nötrül davranıyor. Bu eBay'den gelen bir kültür. Gitti gidiyor da çok daha güzel de olgunlaştı bu. Devam da edeceğiz buna. Bunun biz kendi içimizde tabii ki çok rahatız ve hiçbir sorunumuz yok ama biz artık bir başka misyon olarak da bu çeşitliliği ve dahil etmeyi dış mekanlara da taşımak istiyoruz. Yani herkesin farkındalığını da bir üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bununla da ilgili yapacağımız bir sürü çalışma olacak 2018'de. Büyüme rakamlarımız daha olgunlaşmakta olan bir sektör olduğumuz için tabii ki ekonominin çok daha ötesinde büyüyoruz. Ama gidecek daha çok yolunuz var mı derseniz e-ticaret sektöründe daha gidecek çok yolumuz var. Yani biz sadece şu anda e-ticaret büyütmeye çalışan e-ticaret oyuncularıyız. Esasında böyle gelişmiş olan ülkelere baktığınız zaman e-ticareti geliştiren noktalar KOBİ'ler, geleneksel perakendenin e-ticarete geçmiş hali, işte omnichannel birleşilmiş ticaret. Bunlar esasında e-ticareti geliştiriyor. Biz şu anda daha iki misyonumuz var. Bir tanesi kendi tabii ki sektörümüzü geliştirmek, kendi şirketimizi geliştirmek. Bir de hem KOBİ'leri hem geleneksel perakendecileri artık e-ticarete düzgün bir şekilde taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi biz bir platformuz.
bu ürünü bu müşteriye satmaya çalışıyoruz. Veya da bu müşteriyle bu güzel ürünü birleştirmeye çalışıyoruz. Ya da bu lansmanı bu alıcıya duyurmaya çalışıyoruz. Biz aracıyız. Bunu yapmak için de her iki tarafı da eşit şekilde desteklemeniz gerekiyor. Müşteriyle ilgili işte o sonuna kadar kişiselleştirilmiş iletişimi yapmaya çalışıyorsunuz ki ilgilenmediği hiçbir şey duymasın. Hep ilgilendiği ürünler, ilgilendiği hizmetler, lansmanları duysun. Bu tarafta da bu tarafı o kadar iyi besleyelim ki o satıcılarımızla, perakendecilerimizle, KOBİ'lerimizle dönüp müşterilerimize sunabileceği en iyi hizmeti sunsun ve herkes esasında mutlu olmaya başlasın.